Avrupa Birliği Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile beraber şu anda Kaş'tayız. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Dün Sayın Kaş AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Halil Kocaer'e destek için buraya geldiniz. Sizle beraber Kalkan, Kaş, Kınlık, Çayköy, Ovaköy gitmediğimiz köy belde kalmadı. Öncelikle bir durum değerlendirmesi alabilir miyiz sizden? Nasıl gördünüz ortamı? Dün gezdiğimiz tüm yerlerde çok büyük ilgi vardı. Vatandaşımız iki şeyin farkında. Birincisi 5 yıldır Kaş ve Kalkan'da, Ova'da belediye başkanlarının bu beldelerimize ve Kaş'a, Kaş merkeze hiç hizmet yapmadığını vatandaşlarımız görmüş ve bir değişim istiyor. İkincisi, vatandaşlarımız Halil Kocaer'in daha önceki yaptığı hizmetleri unutmamış ve 2009 yılında ki hatayı yapmak istemiyor ve tekrar Halil Kocaer'i iş başına getirerek, bu hata kişi anlamında söylemiyorum, Kaş anlamında, yani Kaş'ın kaybettiğini bu seçim sonucunda vatandaşlarımız Kaş'ın kaybettiğini anlamışlar ve Halil Kocaer'i tekrar iş başına getirmek istiyor. Ve vatandaşlarımız Menderes Türel'le beraber tüm büyükşehir kapsamında tüm Antalya'ya hizmet geleceğini biliyor. Ve Halil Kocaer'le Menderes Türel'in işbirliğinde Kaş'a ve Kaş'ın beldelerini ve köylerine de hizmet geleceğini biliyor. Zaten iktidar olarak biz Kaş'ı hiç ihmal etmedik. Elimizden gelen hizmetleri getirmeye çalıştık. Ama daha yapmamız gereken şeyler var. Ve burada belediye ile devlet işbirliği içinde atılması gereken adımlar da var. Planlama dahil, yol çalışmaları var, su getirmek lazım. Buna benzer birçok projeler var. Dolayısıyla her anlamda vatandaşlar artık Kaş'ta da AK Belediyeciliği görmek istiyorlar. Halil abi zaten herkes tanıyor, seviyor. Daha önceki yaptığı görevlerde vatandaşlarımız nasıl çalıştığını ve vatandaşla olan diyaloğunun nasıl olduğunu biliyorlar. Belediye Başkanlığı, İl Genel Meclis Üyeliği, Esnaf Odaları Başkanlığı, Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanlığı, aynı şekilde Ziraat Odası Başkanlığı gibi, İl Genel Meclis Üyeliği gibi birçok görevleri, Teşkilat Başkanlığı gibi ve ekip ruhuyla çalıştığını da biliyorlar. Ekibimiz de çok iyi, güçlü bir ekip oluşturduk. Beldelerden, köylerden, merkezden ve bu ekip inşallah seçildikten sonra Kaş'a çok büyük hizmetler edecek. Biz buna inanıyoruz. O sebeple de Antalya'nın her ilçesine gidiyoruz. Ama Kaş bizim için çok önemli. Kaş'ın turizmi, ticareti ve tarımı Antalya'mız ve Türkiye'miz için çok önemli. O yüzden Kaş'a ayrı bir önem veriyoruz. Dünkü söylemlerinizde Sayın Bakan biraz da alışık olmadığımız, biz koyun da güderiz, Avrupa Birliği'ne de gireriz. Bu vatandaşımıza da çok sıcak gelen bir söylem oldu. Biraz bunu açabilir miyiz? Şimdi söylemek istediğimiz şu, aslında vatandaş biliyor bunu ama eskiden iki tip siyasetçi vardı. Birincisi teknokrat, dış politikayı bilir, ekonomi bilir ama gelip vatandaşın elini bile sıkmaya tenezzül etmez. Tamam mı? Yani böyle vatandaştan kopuk ve vatandaşa seçimden seçime gelir, öyle araçlarla dolaşır. Vatandaşı unutur ya da bilmez. İkinci tip siyasetçi ise tam tersi, vatandaşla diyaloğu çok iyi. Ankara'da vatandaşı terminalde karşılar, havaalanında karşılar, evine götürür, yatırır, nereye giderse beraber gider ama diğer konularla ilgisi yoktur. Sadece bu işlerle siyaset yapar. AK Parti döneminde siyasetçi profili değişti. Bizim partimizde, mecliste olsun, bakanlıklarda olsun, bizim partimizdeki siyasetçilerin özelliği ise hem konusunda profesyonel, işini çok iyi bilir, dilse dili bilir, dış politika ise dış politika, ekonomi ise ekonomi, teknoloji ise teknoloji, velhasıl endüstri ise endüstri, konusu neyse bunu çok iyi bilir. Ama halktan kopuk değil, halkın içinden çıkmış ve halkın içinden çıktığını hiç unutmamış ve her an, her yerde halkın arasına rahatlıkla girebilir. Yani köye de gidebilir, çobanla muhabbet eder, şehre gelir, esnafla da konuşur, gelen turistle de muhabbet eder. Yani bizim siyasetçi profilimiz bu. Bizim de söylemeye çalıştığımız, vurgulamaya çalıştığımız buydu. Bir de seçim yaklaştıkça çok fazla vaatler olur. Özellikle havaalanı yapma gibi dediniz. Biz Kastelorizo'ya da, yani Yunan Meis Adası'na da gittik Sayın Bakanım. Oranın havaalanının kullanılması gibi bir durum olabilir mi sizin girişimlerinizle? Yani bu şimdi Yunanistan'la Kıbrıs sorunu çözüldükten sonra yarın Yunanistan'la bazı sorunlar, şimdi Avrupa Birliği sürecinde de yumuşamalar var. Birçok anlaşma yaptık. Neden olmasın? Yani bu rahatlıkla olabilir.
Bakınız Almanya'da Basel, Almanya, İsviçre ve Fransa bir havaalanı ortak kullanıyorlar. Yani Mulhouse, Basel ve Freiburg dediğimiz 3 ülke, 3 değişik isimle. Bunlar rahatlıkla olabilir ama biraz daha iki ülke arasındaki ilişkilerin bu konuda gelişmesi lazım. Son olarak ve sayın... turizmde de rekabet etmediğimizi, tam tersi birbirimizi tamamlayıcı olduğumuzu anlamamız lazım ki adalarda bunu artık görüyoruz işte, ortak çalışmalar da oluyor.